Herkese merhabalar. Bir önceki bölümde yeni konu ve konuklarla devam etmeye karar vermiştik. Ama konu aynı, konu değişti. Konumuz aynı çünkü bir şeyler daha konuşmamız gerektiğini fark ettik. Firmalarla iletişim tarafını detaylandıracağız. İlk Emrecan'la buluştuğumuzda sponsorumu daha detaylı konuştuk. İkinci bölümde sponsorluk dosyası nasıl hazırlanır konuştuk. Şimdi bu elimizdeki dosyayla sponsorluk avına çıkacağız. Evet, geldik en önemli kısma yani. Evet, şimdi iletişim tarafında dosya hazır. Bir etkinlik öncesi, etkinlik anı ve sonrası olarak böleceğiz bunu. Üç ayırdık. İlk kısım etkinlik öncesi iletişim. Burada nasıl davranmalı? Ya tabii hatta etkinlik öncesinden de önce, yani tabii bu etkinlik öncesine giriyor ama yani bir kere hangi firmalara gitmenizi önce bir belirlemeniz gerekiyor. Yani şimdi bir şeye de yani atıyorum bir tiyatro etkinliğine bambaşka bir şey ya da işte bir zirvede çok alakasız bir marka. Önce sektörleri belirlemeniz gerekiyor. Hangi sektörler bana sponsor olmak ister, yani hangi sektörlerin ben hedef kitlesine uygun şeye sahibim, kitleye ve içeriye sahibim. Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Onun sonrasında da gene markalar, yani markalarda da şöyle bir şey var yani. Hani mesela şimdi sallıyorum Turkcell, Vodafone, Türk Telekom. Üçü de Türk Telekomünikasyona giriyor. Tabii ondan sonrasında da bunlardan birini bulmanız öbürüyle asla çalışamayacağınız manasına da geliyor zaten. Bu tarz rekabet şeyleri de var. Bunları da göz önünde listeleri çıkartırken bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Veya yani zaten partnerinizdir. Zaten o partneriniz varsa o sizi de o sektörden herhangi bir firmayla çalışmamanızı ister zaten. Öncelikle bunların belirlenmesi ve listesinin çıkartılması en önemli konu. Bu her sektörde var mı? Mesela bankada var diye biliyorum. Ben. Bankada şeyde var. Telekomünikasyonda var. Sigarada çok var. Acayip var. Acayip var. FMCG'de var. Ünlü evet, evet, evet. Tabii falan. Ki. Her sektörde var mı? Ya yani çoğu sektörde var ama bu kadar şey ya birazcık da şeyle de ilgili. Yani mesela şundan emin değilim. Borusan Otomotiv ve Doğuş Otomotiv arasında bunun olma ihtimali yüksek. Ama hani bunun marka bazında mesela şeyin olması önemli. Mesela Borusan Otomotiv eğer BMW ile giriyorsa Doğuş Otomotiv'in de Porsche girmesine mesela bir şey demeyebilir. Ama eğer marka olarak Borusan Otomotiv ve Doğuş Otomotiv markaları öne çıkacaksa o zaman sıkıntı çıkarır. O zaman istemez. Ama yani bu bir araba olduğunda kimse dağıtım tarafına takılmadığı için orada bir şey olmaz. Mesela bir test sürüşü var. Eğer BMW ve Porsche'un şeyi kullanılacaksa onu da birbirlerine problem çıkarmazlar. Ama dediğim gibi dağıtım firmasının logosu kullanacaksa sıkıntı çıkar yani. Tamam. Belirledik kitlemizi. Sonra neler yapacağız? Yani bundan sonrası tabii ki arayıp randevu alınması. Yani tabii ki burada bağlantıyla mı gidiyorsunuz? Bağlantıyla gidiyorsanız apayrı zaten. Eğer ki hele ki yukarıdan genel müdür yönetim kurulundan vesaire gidiyorsanız bu işe o zaman çok daha avantajlısınız tabii ama eğer bu işte şeyseniz, sıfırsanız ve öncelikle genel merkezi arıyorsunuz tabii ki. Operatöre bağlanıyorsunuz. Ve bununla ilgili sponsorluk bütçe yönetimini kim yapıyorsa bu departmandan yetkili bir kişi. Çünkü departman da çok değişken. Bazı markaların kurumsal iletişim bununla ilgileniyor. Bazılarının pazarlaması ilgileniyor. Yani departman da değişken öncelikle oradan da bir talepte bulunmanız gerekiyor. Telefonda bağlandınız. İşte yetkili biri Özge Hanım sallıyorum bağlandı. Yani bir kere özet. Çünkü dediğim gibi inanılmaz bir telefon trafiği var. Ondan dolayı olaya çok detayına girmeden böyle bir işimiz var diye bir iki cümleyle özetle bahsederek zaten her halükarda siz ne anlatırsanız anlatın size mail isteyecek. Yani ne anlattığınızın çok bir önemi yok ama eğer biraz karşısındakine bağlı. Karşısındaki çok yoğunduruyorsa zaten direkt mail atın diyecektir. Siz bize mail atın diye geçiştirecektir ama hani daha ilgiliyse özellikle de ilgi çekici bir giriş yapabildiyseniz yani mesela Kızılay özel şöyle bir projemiz var deyip atıyorum Kızılay'ı aradığınızda bir şey bulduğunuzda ve ilgisini çekerse belki sohbete de dönüşebilir ortam ama çoğunlukla mail isteyecekler. Maili her halükarda isteyecekler ama öncesinde konuşma dediğim gibi çoğunlukla yoğun olurlar ve özettir her zaman. Yani sen aslında LinkedIn vasıtasıyla işte yazılı bir mail almak ya da direkt mail atmak da, çünkü mailini de bulabiliyorsun hani birçok uygulama var. Evet. Ondan ziyade bir telefonla ilk temas kurup daha sonra ulaşmayı daha mı doğru buluyorsun? Tabii ki ya burada şey çok önemli. Info maili mesela her şeyde var. Her firmanın infosu işte insan kaynakları pazarlama abdiibrahim.com bunlar hep var. Ama buraya binlerce mail düşüyor. Sizin bir şekilde o
şey maili den sıyrılıp şahsi maile ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi mesela ya burada şu da çok önemli. Yani operatöre mesela bağlandığınızda hani o etkili girişi yapamazsanız işte bir sponsor para arıyoruz tarzında hani sponsor arıyoruz gibi olursanız ya bağlıyorum der bağlamaz genelde çok yaşanan bir şeydir. O yüzden yani karşı tarafa önemli bir şey olduğunu da hissettirmeniz gerekir. Çünkü operatörün mesela operatördeki oradaki sekreter bayan ya da beyin yani bir çok fazla bir telefon trafiği var. Onu da zaten olabildiğince paslamak derdinde o insanlarda doğal olarak sizin orada farklılaşmanız da gerekiyor. Böyle bir iş. İşin o tarafı da önemli. Diğer şahsi kişi zaten her halükarda mail isteyecektir ve şahsi mailini verecektir. Tabii burada... Bir ara soru soracağım. Burada tabii, tabii. Şeyi çok merak ettim. Şimdi operatörle konuşmak ayrı. Ne bileyim işte orta düzey bir yöneticiye ulaştıysan evet. ayrı. Stajyere ulaştıysan ya da tamamen daha üst düzey bir müdüre ulaştıysan ayrı. Mesela en merak ettiğim şey şu oldu. Operatörü ikna ederken nasıl bir dil ya da nasıl bir şey sunmak lazım? Bu en önemlisi. Orta düzey yönetici nasıl bir şey? Şimdi tabii bu en önemlisi operatöre bir kere olaydan yani bahsetmemeniz gerekiyor. Yani hani olabildiğince mesela operatöre şu markanız eğer ön plandaysa mesela atıyorum biz mesela İstanbul Gelişim Ligi vardı işte. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından desteklenen bir lig. Ama hani mesela İstanbul Gelişim Ligi'nden arıyor hani şeyle ilgili mesela konuştuğunda eğer ben onların yerinde olsaydım. İstanbul Gelişim Ligi demezdim. Çünkü yani İstanbul Gelişim Ligi deyince tam anlaşılmıyor. Gelişim Ligi derken ne yani o kim oluyor onlar? Ya, gelişememişler. Ama hani evet evet. Ama Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteklediği İstanbul Gelişim Ligi'nin dediğinizde o zaman daha etkili. Operatörün bildiği birkaç şey var. Yani neticede konunun uzmanı operatör değil. O yüzden operatörü sizin bir şekilde yani bir isim, force neyse onu kullanarak onun aktarmasını sağlamanız gerekiyor. Burada mesela Basketbol Federasyonu bir etikettir. Yani o operatör için operatörle konuşurken bağlamasını sağlayacak bir etiket veya profesyonellikte konuşmanız. Ben de hep şöyle düşünürüm. Yani şeyden operatörden şey aşamasını geçerken kendi işin şeyini şahsını ve şeyini profesyonel göstermek gerekir. Şey tarafında operatör tarafında güven verme ve ikna etmez. Aynen. Ben spam değilim. Evet, ben spam değilim. Aynen, aynen öyle. Evet, evet. Tamam, ama operatörü tabii, geçtik. Ama tabii şahıs mesela işte atıyorum işte corporate relationship, kurumsal ilişkiler spesiyalisti, uzmanı biriyle konuşuyorsun telefonda. Orada tamamen yani tabii ki senin gene markan önemli, işini güzel anlatmak çok önemli ama dediğim gibi sıkmadan 2-3 cümlede ve bu yani tabii ki değişir. Yani mesela atıyorum bir yönetici ise belki şey de yoğun da olabilir, şey de olabilir. Bu biraz sizin konuşmanızda şekillenecek bir şey. Mesela bazen kendisi dinlemek ister olayı, merak eder, kendini cezbeden bir şey olur ama mesela bence kurumsal işimden uzun spesyalist mesela uzman birine bağladın, normal birine bağladığında bir yönetici değilse, menajer değilse orada mesela çok uzatmamak gerekir. Çünkü ya zaten ona yüzlercesi geliyor artık sıkılmış telefon vesaire. Onu zaten mail gelecek ve o maili değerlendirecekler. Yöneticiye iletecek. Marketing menajeri ya da kurumsal ilişkiler müdürü bu işi değerlendirmelerini aslında onlar yapacağı için ve yönetime sunacakları için orada çok uzatmadan yani maili iletecekleri şekilde bir iki cümleyle geçip asıl olayı maile saklamak bence. Yani şey aslında görüşmeden önce bir ara mail var her türlü. Tabii her halükarda o mail olmadan olmuyor zaten. Şey telefondan görüşelim de diretmen. Mümkün değil. O mümkün değil. Metinde de şöyle bir şey var. Yani mailsiz mümkün değil. Mail metinde de şöyle bir problem var. Yani mail taslağı her halükarda gönderiyorsunuz. Evet mailiniz hazır da var büyük ihtimalle ama mesela dosya genelde dosya olmadan görüşme ayarlamak da çok zor. Yani mesela sponsor dosyanızı göndermezsiniz ama sponsor tanıtım dosyanızı mutlaka göndermeniz gerekir. Etkinliği bir detaylı olarak görsün. Ona göre ben buna randevu vereyim mi vermeyeyim mi ona bir karar verecek. Çünkü herkesle bütün etkinlikler evet. ya da bütün projelerden randevu almaya kalksa yani bunun şeyi çalışamaz zaten. Kendi işlerini de yapamaz. Ondan dolayı buna bir kere ağırlık şey yapmak dosya ve güzel özenle hazırlanması. Taslak mailin çok uzatılmaması yani bir dosyanız varsa zaten taslak maili çok uzatmanıza gerek yok. 6-7 satır işte iki paragraf geçirirsiniz. Yani şey tabii ki paragrafların çok uzun olmaması. Çünkü dediğim gibi okumuyor. Şeyi merak ettim. Mesela özellikle istemedi firma sponsorluk dosyasını. evet. Sen sadece tanıtım dosyasını atmak daha mı mantıklı demek ki? Ya şöyle tanıtım dosyasını atmak bu kesin. Sponsorluk dosyası ama size kalmış.
Yani ama sponsorluk materyallerinizi iletin diye telefonda dediyse demediyse sadece tanıtım alsanız da olur. Ama sponsor dosyası siz bilirsiniz. Yani bu tamamen esnek bir şey. Atılabilir, atılmayabilir. Yani bazı zaman da iyidir şey için. Hani o zaman der ki merak eder, paketleri görmek zorunda, her halükarda randevu ayarlanır. Hani kendine öyle şey yapmak istiyorsa, her halükarda bir ayarlasın diye düşünüyorsa. Ama bir yandan da riskli yani. Hani belki pakette göreceği avantajlı noktalar varsa, ondan dolayı randevu ayarlamak isterse, o zaman da okey yani dosya atmak daha mantıklı da olabilir. Yani sponsor dosyasının paketlerinde sizin çok dikkat çekici maddeleriniz varsa, o zaman şey dosyayı koymanız mantıklı ama, ama siz... günün sonunda direkt bu end-to-end telefonda ya da mailde bitmeyeceği için, her türlü bir görüşme olacağı için en risksiz bir şekilde o görüşmeye ayrılacak şekilde. Tabii ki aynı. Tanıtımsa tanıtım, sponsorlukla onu alacağınıza inanıyorsanız, hani o görüşmeye alacağınıza inanıyorsunuz, birlikte atmakta fayda var. Evet, aynen öyle. Tamam, görüşmeye ayarladık artık, görüşmeye gideceğiz. Şimdi görüşme tabii ki yani tişörtlü şeyle değil yani, tabii daha suit, daha yani takım elbise olmasına gerek yok da biraz daha işte gömlek var, ceket vesaire. Ya bir kere şunu hani her zaman ya bu belki hani paylaşmak doğrudur doğru değildir. Ya 3 kişi gittiniz, mutlaka bir kadının olması, yani çünkü bu sadece kadının olması şeyle ilgili, cinsiyetçilikle hiçbir ilgili değil. Yani her zaman daha şeydir, daha güven vericidir. Çünkü kadının kendisi zaten mizaç olarak güven vericidir. Daha akıllıdır, daha şeydir. O yüzden mutlaka bir kadının gelmesi karşı tarafa her zaman daha fazla projenin güvenilirliğini verir. Evet, çünkü aslında burada şöyle bir detaya da gireceğim. Bir erkek mesela, burada biraz erkeği de yereyim. Yani erkek her projeye dalabilir ama bir kadının projede olması, yer alması... Değil mi? Yani daha güvendiğini gösterir. Aynen öyle. Kadınlar her projeye girmezler. Daha şey mantıklı hareket ederler. Ondan dolayı da bir kadının projeye girmesi zaten o anlamda da daha güven vericidir. Güzel. Tamam, bir yanımıza bir kadın aldık. Hep beraber gittik görüşmeye proje ekibimizle. Ya yani burada şey çok önemli. Yani dediğim gibi dosyada bazı detayları verdik ama zaten ilk başta projenin şeyine bakacaktır. Projenin şeyine çok girmeden detayına, ya böyle bir şey yapacağız. İşte hangi taraf firma için mantıklıysa, mesela Garanti Bankası ile görüşüyorsunuz. Garanti Bankası'nı duymak istediğin şeyleri de birkaç parametreyle, yani mesela Garanti Bankası sizin oradaki işte programınızla, yapmak istediğiniz amaçla çok da ilgilenmiyordur. Ama Garanti Bankası'nın girmesini isteyeceği bir şey orada vardır, parametre vardır. Yani bu hedef kitle olabilir, bakın şurada şu kadar kişiye ulaşacaksınız işte vesaire. O can alıcı noktaya bir an önce girmek burada çok önemli. Ya da işte yani bu etkinlik, zaten yaptığımız iş bu. Ama bizim burada sizi paydaş olarak görmek istediğimiz, özellikle bakın şurada işte co-sponsorlukta şöyle bir avantajımız var. Bu avantajlı Garanti Bankası'nın tam olarak vizyonunu yansıtacak. Veya işte biz aslında şöyle bir şey düşündük. Garanti Bankası'na bir paneli komple vermek istiyoruz ve burada işte yöneticiniz ve şöylerle beraber şöyle bir proje yapacağız gibi düşündük. Bunu bizzat direkt olarak bahsederseniz çok daha hızlı ve güzel sonuç alırsınız. Yani burada markayı özel hissettirmek, gene dosyada girdiğimiz olay burada da geçerli. Markayı özel hissettirmek ve onlar için özel bir şey, işbirliği geliştirebildiğini onlara göstermek çok önemli. Aslında şeyde konuşmuştuk seninle, işte bir önceki bölümde o yani direkt Golden Silver'dan ziyade o markanın vizyonuyla, misyonuyla veya marka stratejisiyle uyumlanacak şeyler belirlemek. Aynen öyle. Bu şeyi belirleyebilmek çok önemli. Yani iki paydaşlık noktasının neler sonuç, ne şeylere gibi işbirlikleri olacağı. Şeyi merak ettim. Sen çok daha iyi bilirsin o tarafı. Mesela kaç tane görüşmede bitiyor ortalama? Ya şöyle aslında bir ama hani bir seferde genelde belli oluyor. Zaten bu işler şöyledir. Yani hafta içinde bütün şeyler, görüşmeler yapılır, dosyalar gelir. Cuma günü işte müdür aklında olan projelerin sunumunu yapar. Genel müdür yardımcıları arasında. Yani zaten atıyorum Corporate Relationship Manager'ı zaten genel müdür yardımcısıdır. İşte genel müdür yardımcıları sunumunu yaparken burada aralarında seçerler. İşte fikirlerini sunar. Siz de onaylıyorsanız der. O cuma günü biter, ertesi hafta belli olur. Aslında
Yani biz şunu diyoruz, eğer marka şunu diyorsa, işte mesela biz bütçelerimizi kapattık, işte şey oldu, görüşmelerimiz şöyle, daha devam ediyor falan. Yani bu iş belirlenecekse o anda zaten hissediliyor. Eğer bu tarz şeyler varsa, bu laflar varsa hani birazcık kaçmalık yani, olay olmuyor. Zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Hani mesela ya bu bütçe planlama olayı evet var. Çoğu firmada Ocak döneminde ve Haziran döneminde, geçen şeyde de bahsettim zaten. İki bütçe dönemi açılıyor ama ya bunun çok sabit şeyleri yok yani. İşte biz bütçelerimizi kapattık diyor mesela. Ya Ekim aslında evet tam çoğunluk, bütçenin çoğunu doldurmuştur. Okey. Ocağı da zaten az kaldı, yeni bütçe dönemi açılana kadar kapatmıştır. Ama ya bunun çok keskin şeyleri yok. Bir yani genel müdürün istediği, beğendiği bir proje evet. olduğunda onu söyledim mi zaten biter. Aynen. Yani. Bu tarz olduğu için o konuşmalara çok itibar etmeyin. Meleri lazım. Bu şey, işin özüne odaklanıp olayı bir şekilde satmaları lazım. Bu cümleler geldiğinde şunu anlayın yani. Bu cümleler geliyorsa eyvah, sıkıntı var. Benim bir yerden bu işi yakalamam lazım deyip çözüm üretmeye çalışın. Yoksa elden gidiyor demektir. Süper. Tamam. Şeye geçelim istersen. Daha doğrusu biraz şeyi de detaylandırabiliriz ya. Sonuçta bir tane etkinlikte birden çok sponsor bulunuyor. Evet. İşte bu sponsorların da birbirleriyle belki daha iletişim organı iyi olması lazım. Birbiriyle çok çakışmaması lazım. Mesela orada strateji nasıl olacak? Mesela bir sponsor buldu, onun çok iyi anlaşamadığı firmalar vesaire. O stratejiyi nasıl yönetecekler? Toplu bir sonuçta büyük bir paket çıkartmaya çalışıyor. Özellikle ya, zirve tarafı. Ya burada şöyle, hani şey anlamında sormuyorsan, rakip anlamında dediğim gibi o rakip olayı öyle ama. Yani sadece sektörel rekabet de değil bu arada. Hani bazen şey de oluyor. Şahsi bileyim, mi? Şahsi değil de şey, belli bir nasıl desem, iletişimi hoşlarına gitmiyor olabilir. Birlikte yaptıkları başka bir firmaya onların... Ya burada bu tarz şeylere dikkat etmek zor tabii. Bunların araştırmasını yapmak. Aha. Yani biz mesela bunların listesini çıkartıyoruz ama hani bunda bir bizim bile yani çoğunu gözümüzden kaçırmak doğru. Deneme yayılma çok önemli. Yani onunla olacak bir şey. Çünkü bizim bile bunlarla ilgili listelerimiz deneme yayılmayla geliyor. Yani mesela sallıyorum, tamamen hiç alakası yok. Yani isim de vermeyeyim. A markası diyor, B markası, çok farklı bir sektörden. Ben bunun çalıştığı işte çalışmıyorum diye düşünüyor olabilir ama bunu bilemezsin yani. Evet. Tamamen şahsi bir takıntı bir şey olabilir. Bir daha önce çalıştığı bir projede işte gördüğü bir uygun olmayan, etik olmayan bir durumunu görmüş olabilir vesaire. Aynı durumda bulunup da onunla aynı isimde gözükmek istemiyor olabilir. Bu tarz şeyler elbette olacak ama bunu hesaplamaları belki çok zor. Evet. Tamam, istersen son aşamasına geçelim. Etkinlik anı ve sonrası aslında. Tabii. O sponsora iyi bir deneyim sunmamız gerekiyor. Sonrasında da aslında bu verdiği parayı işte hak ettiğini, evet, işte kaliteli evet. bir çıktı olduğunu, zaten sizin hani ürün olarak da amaçlarınızdan bir tanesi o. Sonuçta evet. bu firmayla çoğu firma memnun kaldığında bir sonraki sene, bir sonraki etkinlik vesaire devam ediyor zaten. Evet. Bu sponsorluğu daha kalıcı hale getirmek için neler yapmalısınız? Şimdi bu sponsorluğun en önemli noktası bu zaten. Çünkü çoğu proje yani bir defa olmuyor bir zirve. 3., 4., 6., 7. zaten belki yapılıyordur ya da işte. Yani bunu sağlayabilmek en önemli şey. Eğer bir parayı alayım da bir etkinliği kurtarayım gibi derdiniz yoksa, ki bu böyle derdi olanlar zaten çok da başarıya ulaşmıyor yani. Bir tane yapsan ne olacak yani, ya memnun edemiyorsun bir kere, ileride de bu hani başka bir etkinlik yapmıyorsan bile ileride bu karşına çıkacak ve çok kötü bir intiba. O yüzden bu parayı aldım tamam, sponsorluğu aldım değil, asıl bundan sonrası önemli. Müşteriyi memnun edebilmek çok önemli. O anlamda bir kere etkinlik anında yani siz ne kadar veri toplarsanız o kadar iyi yani. İşte her etkinlik anında işte fotoğraflandırın videoları, yani bunu zaten hepiniz yani her etkinlik sahibi bunların triklerini yapıyor. Olabildiğince iyi açıdan yakalayıp çok fazla en fazla müşterinin yoğunlaştığı ya da işte katılımcıların yoğunlaştığı alanları çekmek vesaire. Ya bunlar, bu tarz belgelendirmeler zaten çok önemli. Onun dışında şu, bence ben etkinlik anında şunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Yani zaten çoğu sponsor stand açıyor. Standta, o standlarda o şeylerden geri bildirimleri alıp bizzat not almak. Ondan sonra onların fikirlerini almak ve yani burada sadece şey değil, atıyor memnun kalmamıştır. Tamam, kaybettin o müşteriyi ama nerede hata yaptığını en azından görmüş olursunuz ve bir sonraki sene çalıştığınız markalarda aynı hatayı yapmamaya çalışırsınız. O anlamda etkinlik anında bu tarz kendiniz açısından da feedbackleri görmeniz adına bu tarz bir çalışma yapmak, ekibinizden yönlendirmek, sırf bunların adına bu kişilere sorumlu dikmek bence çok mantıklı. Bu tarz sorunlar belirlemek çok mantıklı olur. Süper. Onun dışında yani etkinlik sonrası için etkinlik anında çalışmanız gerekiyor. İşte görsel dedik, video dedik, anketler, röportajlar vesaire. Bu tarz bunların her birini birleştirip bunları bir
sonrasında sunarsanız bakın işte şöyle oldu, çok güzel geçti. Şuralarda duyurduk alanlarınızda. Bakın bunlar görselleri, şu kadar kişiye ulaştı. İşte memnun. Memnun bırakabildiysek ne mutlu. Bundan sonraki etkinliklerde çalışmak isteriz tarzında bir ilişki kurup aradaki o şeyi, bağı güçlendirebiliyorsa ki yani sponsorumuz zaten kalıcılığı işte şey marka şeyi buradan geliyor tamamen yani. Bunu feedback çalışması yapmamızdan kaynaklı. Çünkü yoksa yani dediğimiz gibi bir seferlik bir şey olur gider. Şeyi merak ediyorum yani, firmalar istiyor mu bu şeyi her defasında? Şöyle bu biraz verdiği paranın miktarına bağlı tabii ki. Yani 5000, 10000, 20000 ise çok bakmayabiliyor. Şeyse yani bu tabii şeyler de var yani, ürün sponsorluysa mesela. Yani benim bana çok denk geldi mesela, Ülker atıyorum sponsor oldu, yiyecek gönderdi. Ondan sonra bir anda işte hepsinin görsellerini vesaire istiyor. Hatta bunları sözleşmelere ekleyen de var işte, etkinlik anlamında şeyler gönderilmesi. Ben de benzer bir şeyler. Evet evet. Çok... Red Bull'da falan belki. Ve bu sıkıntı yaratabiliyor ciddi anlamda. Yani bir tane ben tabii ki isim vermeden bir şey üniversite kulübü işte Ülker'den almış etkinlik için sponsorluğu. Ve bunu şeyde yani bunun aracısı biz değildik. Bu bana tamamen dışarıdan gelen bir duyum zaten. Yani ama biliyorum doğru olduğunu. Ama o ürünleri kulüp odasında işte şeylere dağıtmak için kullanmışlar yani. Kulüp odasında insan çekmek için falan filan oralar dağıtmışlar. Ondan sonra bir onlara gelmişti bunların her birinin belgelendirmesi vesaire, bunların her birini istemişler. Ortada hiçbir şey yok yani. Hani bir anda telaş. Artık ne yaptılar sonra benim de ondan haberim yok artık. Görseller çekip fake bir şeyler çekip mi koydular. Yani bunlara dikkat edilmesi çok önemli. Yani aldık bitti kurtulduk diyorsunuz ama yarın öbür gün dediğimiz gibi başınıza patlayabiliyor. Özellikle de eğer ortada bir sözleşme varsa, o zaman sizi bağlayan ciddi bir durum var. O zaman zorundasınız zaten. Abi burada şey de var aslında. Yani bu insanlar tamam, mesela firmalar rakip olabilir ama kurumsal iletişimlerinde, İK'larında çalışan insanlar birbirine o kadar da rakip değiller. Hepsi birbiriyle bir şekilde tanışıyor. Tabii. İlla ki konuşuluyor hani WhatsApp'ında aramasıyla. Kesinlikle. Yani öyle şey düşünmemek lazım. Firma rakip bile olsa şey var yani, mesela sallıyorum Denizbank'tan birisi, ING Bank'tan, yani iki firmanın kurumsal iletişimi birbiriyle arkadaş olabilir. Yani herkes birbiriyle konuşuyor. O firma rakip olması, içerideki çalışanların birbirine rakip olacak. Adam birbirinden geçiyor herkes şey oraya. Aynen öyle. Tabii ki bu böyle. Evet. Yani zaten mesela bankacılık sektörü çok meşhurdur. Yani birinden gidiyor öbürüne geçiyor. Genelde hep böyle olur. Yani yarın öbür gün başka firmada aynı adamı görünce şaşırmayın zaten. Ya o yüzden hani firma istemese bile güzel bir şekilde hem etkinliğin faydalı geçtiğini hem de bir de şey tarafı da var bak. Sadece firmaya faydalıdan ziyade ben mesela aldığım sponsorluklarda ya da partnerliklerde şeye de çok önem veriyorum. Yani sizin getirdiğiniz ürünün sayesinde katılımcılar çok memnun oldu mesajını da çok vermek istiyorum. Evet. Hani evet. Çift taraflı bir şey aslında. Tamam. Hani bak firmanıza böyle bir katkı oldu ama firmalar ve ya da insanlar bunu da seviyor. Tabii. Hani onun sayesinde bir verimlilik, bir memnuniyet arttı. Kesinlikle. Hani ikisini de bence vurgulamak tabii, lazım. Tabii. Yani zaten en önemlisi o. Yani şey hani eksilerinden kurtulmaya çalışmak bir yana, bu işi artıya çevirirseniz çok daha büyük avantaj olur. Yani bunları zaten ben işte kurtulun firmadan anlamında, bu eksiler zaten sözleşme varsa eksileri çıkabilir önünüze, her an hazırlıklı olun ama artılar tarafı, bu işi ne kadar pozitif tarafa yönlendirebilirsiniz o kadar iyi sonuçlar elde edersiniz. Şey tarafında sonrası için söyleyeceklerim bu yönde. Yani şöyle söyleyeyim, biz bu işi mesela ben kulüpteyken eskiden üniversitede bu işi gerçekten biz abartmıştık feedback tarafını. Oradan bir örnek vererek bir orayı bitireyim. Yani mesela Kral TV ile çalıştık biz. O Medyana sponsoruydu. İşte çok ciddi bize katkıları oldu. İşte canlı yayın başka bir kanal yaptı. Onlar ana haberlerinde yayınladılar vesaire. İşte şey sosyal medyalarında yayınlandı. Onlar sayesinde başka kanalın geldiği de oldu. Ondan dolayı tabii bir içeride inanılmaz bir samimiyet vardı. Bu şey samimiyet seviyesi de yani artık arkadaş seviyesi de taşmıştı yani. Orada iki bayan vardı ve çok ciddi arada bir samimi şey oluştu. Yani birlikte magazinel dedikodular falan yapmıştık sponsorluk görüşmesinde. Biz de buna nazaran bu yaptıkları güzel şeyler için aldık elimize çiçekleri. Şey yani teşekküre gittik. Yani, Doğuş Holding'in merkezine, Maslak'ta. Çok da güzel oldu yani bunu yapmamız. Hani biz bunu tamamen bir tatlılık olarak yaptık. Sen de sonuçta hani o bir sonrakinde yine birlikte olalım. Hani ana amaç o değil.
Hani orada sen bir minnetini şeyini sunuyorsun. Tabii ki. Aynen öyle. Ya çünkü o güzel bir şey ya. Bu medya işi farklı. Yani şimdi siz mesela tabii ki medyada da öyle gene onların aldığı karşılıklar var ama yani maddi sponsorlukla üründür işte medya ulaşım şey bu tarz şeyler bambaşka. Orada yani orada da karşılık var. Bunun tanıtımını yapıyorlar belki yani reklamını kendileri işte bunlara destek yaptık vesaire gibi destek olduk gibi. Aha. Ama bunların çok ciddi yani bu parasız yapılan bir iş olduğu için burada daha fazla şey oluşuyor. Sponsorlukta maddi oldu. Orada hiçbir minnet hiçbir şey. Yani zaten karşında bir hizmet veriyorsunuz. Onun parasını alıyorsunuz. Hani aldım ve hani tabiri caizse al gülüm ver gülüm yani. Hani ondan dolayı orada hiçbir şey yok ama bu tarz medya ürün tarzında konularda özellikle aranızda samimiyse bu tarz tatlılıklar, küçük sürprizler. Ona küçük sürprizler yapın. Evet. Aynen öyle. Ona küçük sürprizler yapın diyerek bu bölümü de bitiriyoruz. Çok güzel 3 bölüm çektik. Önce sponsorum startup'ını tanıdık. Sonra sponsorluk dosyası hazırlamanın inceliklerini ve bu dosyayla nasıl paraya ulaşabileceğimizi, nasıl kurumlarla sağlıklı ilişkiler kurup kaliteli etkinlikler, organizasyonlar yapabileceğimizi konuştuk. Çok teşekkür ederim Emrecan. Ben teşekkür ederim her şey için. Davet ettiğiniz için. 25 dakikadan çok keyifliydi. 1 saat 15 uzun bir seninle vakit geçirdik. Güzel bir ara sohbetler oldu. Aynen öyle. Evet. Şeyde duyurmuş olalım. Entrekom tarafında da sponsorumla birlikte iş yapacağız. Hem bizim platformumuza yarın öbür gün üye olacak işte topluluklar, üyeler tarafında hem de kendi ürünümüz için. Onun da güzel haberini vermiş evet, olalım. Evet. Hatta ciddi çalışma arka tarafta bunun beraber çalışmanın şekillendiriyoruz. Yani hani özellikle startuplar tarafında ilk aynen şeyde öyle konuştuğumuz olayı belki Entrekom'un sistemi üzerinden startupların sponsorluğu konusunda çalışma yapmayı o sistem üzerinden entegre edip organize etmeyi de beraber planlıyoruz. Bununla güzel haberler da çok yakında diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın.